üçüncü rıka ördüğü. Birkaç güne kadar bitiririm inşallah. Çok da güzel oluyor değil mi? Gülsidan! Gülsidan! Bu kız da iyice tuhaflaştı son günlerde. Neden cevap vermiyorsun kızım? Gülsidan! Buyur anam, bir şey mi istedin? Bağırıp durduğuna göre. Ne bağırması kızım? Sadece 2-3 kere çağırdım Gülfidan diye. Hepsi bu. Emrini söyle Hatun ana. Çok susadım. Bir tas su isteyecektim. Beni bunun için mi çağırdın? Evet kızım. Hizmetçiden isteseydin. Tabii hizmetçiden isteyebilirdim ama... Benim canım senin elinden su içmek istedi. İstediğinden değil, eziyet olsun diye yapıyorsun. Tövbe tövbe. Bir yudum su istemek ne zamandan beri eziyet oldu kızım? Neyse. Bugün sana kızmayacağım çünkü neşem yerinde. Hadi sen git suyunu getir. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Aşlı aşlı memlekete kız vermesinler. Kes 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 kes. Ay, ay, üstüm başım su içinde kaldı. Niye bağırıyorsun? İyice delirdin ha. Söyleme o türküyü. Konukta türkü söylemek ne zamandan beri yasak bende? Suç mu türkü söylemek? Sevmiyorum o türküyü. Neymiş efendim? Aşrı aşrı memlekete kız vermesinlermiş. Halt etmişler. Vermeyip de ne yapacaklar? Benim gibi evde kalacaklarına. Aşrı aşrı memlekete gelin gitsinler. Son gün evde iyice delirdim. Bunu en kısa zamanda bir hocaya götürmek lazım. Okutmak lazım. Babam yarın tüm talipleri çağırmış. Doğru mu ana? Evet kızım. Belki de yarın senin için olur. Hiç ümidim yok. Bu zamana kadar gelen herkese bir bahane buldu. Kimine serseri dedi, kimine içkici dedi, kimine gözü dışarıda dedi. Dedi. Alemin dürüstü biz olmuşuz. Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu kızım senin? Neyimiz varmış bizim? Kimseyi beğenmiyorsunuz. Tamam kızım, tamam. Babana söyleyeyim yarınki taliplerden birine kör topal demesin versin seni. Bıktım artık senin elinden de dilinden de. Bu ne böyle? Sayenizde ben bu memleketin en kaliteli turşusu oldum. Kaç günden beri ne örüyorsun sen elinde? Torunlar kırıyorum. Her şey bitti, torunun ırkası kaldı. E tabi çeyizim neredeyse hazır. Bunu da ördük mü tamam işte. Çeyizlerim çürümeye başladı. Halt etmişsin sen. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorum? Cehennemin dibine. Of Allah'ım sen bana yardım et. Allah kimseye böyle evlat vermesin. Yaş 39,5. Hala bir kısmet bulamadık. İnşallah yarın babası birine verir de biz de kurtuluruz. Aşrı aşrı memleket. Kes dedim sana kes. Tamam kızım tamam. Allah yardım etsin hepimize. Selamünaleyküm emmi. Aleyküm selam evladım. Beni tanıdın mı? Seni mi? Evet. Yok tanımadım. Ya iyi bak iyi hele yakından bak. Aç ağzını. Yok tanımadım evladım. Herhalde tüy değiştirmişsin. Yahu Ali vardı ya Ali. Ali mi? Ali oğlum Ali. Ali. Bir hırsız Ali vardı. Öldü. Rahmetli Hüsmen Ali vardı. Öldü gitti. Hırsız Ali vardı hapiste. Hangi Ali oğlum bu? Kelbaşlı olan, kelbaşlı. Ha, kelbaşlı. Evet, kelbaşlı Ali. Bildim ben onu, bildim. Ha, ben o kelbaşlı Ali'nin oğlu İbiş. İbiş mi? Evet. İbiş. Lan Allah can almasın lan. Bilmem mi seni? Sidikli İbiş. Hey ya, Sidikli İbiş. Lan sen var ya sen.
Sen küçükken şu kadardı, şu kadardı. O kadar büyük yok, yok, şu kadardı. Hatta sen şu kadardın küçükken. Tabii canım, tabii. Zaten annem de beni kedi köpek yemesin diye ağaca asarmış. Şimdi maşallah eşek kadar olmuşsun. Eşek mi? Yani şey, büyümüşsün, gelişmişsin, serpilmişsin, kocaman adam olmuşsun. Sen var ya, sen küçükken ananın peşinden dolaşır, ana, ana, kız ana diye bağırıp dururdun lan. Öyle mi? Ya. Anam. Sahi. Sahi anam nasıl? Anam gitti. Gitti mi? Nereye gitti lan? İmamın peşinden gitti. Vay utanma adam. Bu yaştan sonra yazıklar olsun ya. Yazıklar olsun. Oo, imamın peşinden gittiği gibi sıra müftüde şimdi. Oğlum sus, o aile var, yapma şunu, ne yaptı ya? Ya o kadın öldü öldü, öbür tarafa gitti. Ha öyle desin, vah vah vah. Babam da gitti mi öbür tarafa? Yok, babam karşı tarafa gitti, un fabrikası mı oldu? Ha, öyle mi ha? İyi, orayı, oranın manzarası güzel. Doğa parkına hakim, yeşillik göre de görüyor, orası çok güzel, iyi etmiş oraya. Tabii canım, tabii manzara güzel de garibim, tam un fabrikasının arkasına denk geldi. Ne göl görüyor, ne yeşillik. Yahu adam öldü, sen manzaradan bahsediyorsun ya. Haa öldü mü? Vah 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 vah, öldü. Ya babam iyi etmiş öldü öyle ya. Sanki biz burada yaşıyoruz da ne oluyor? İyi etmiş öldü öyle ya. Sen ne zaman gidiyorsun? Nereye? Öbür tarafa. Pek yakında. Lan şey! Oğlum ağzını hayır aç bak. Tövbe de, tövbe de. Daha ben yaşayacak günlerim var, tövbe de. Allah Allah. Tamam, neyse. Neyse, onları bırakalım. Onlar gitti gideceği yere. Gelelim sana. Sana gelelim bakalım. Gel yahu gel. Bana gel. Söyle bakalım. Ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Necisin? Neyle meşgulsün? Ah ah be amca, hiç sorma. Anam öldü öleli. Kaldım meydanda. Ne iş var ne güç var. Öyle mi? Ha evladım. Bana bak. Anayın hatırı var. Baban, anayın hatırı var ama babanı hiç sevmezdi. Babamı karıştırma. Tamam. Babamı karıştırma. Karıştırırsan midesi bulanır. Gerçi onda da mide yok lan ama. Neyse bana bak. Anayın hatırı var madem ki, anayın hatırı için var ya, sana bir yardımda bulunayım. Bulun, bulun, yardımda bulun. Söyle bakalım, sen ne iş yapıyorsun, neyle meşgulsün? Ne işi yahu? İş yok dedik ya. Yani meşgul olduğun bir işi, mesleğin, sanatın falan yok mu evladım? Yok bey amca, ne gezer? Ya demek ki bir ustanın önünde bugüne kadar diz çökmedin. Bir kere çöktüm. Aman Allah'ım, aman Allah'ım, dizlerimde uyuştu, hop, kaçtım. Allah Allah, neyse. Madem sana bir iş bulalım, iş. Evet. Sen bizim konakta kahyalık yapabilir misin? Kahyalık? Oho, evet. Kahyalık bizim iş. Biliyor musun bey amca? Benim babam kahyaymış, dedem kahyaymış, annemin babası kahya, dedelerim kahya. Kahyalık bizde aile mesleği ya. Hah, işte aradığın iş ayarına geldi bir iş. Yalnız bir sorun olacak bey amca. Kahya ne iş yapar? Hah, kahya güzel bir soru. Kahya konaktaki başçıyla, başyıvanla, diğer işlerle meşgul olan bir adamdı, tamam mı? Öyle mi? Güzel yani, güzel. Konağın girdisiyle, çıktısıyla, hesabıyla, kitabıyla filan meşgul olur. Oo, tamam, gelir bizim için. He, tamam. Öyleyse anlaştık mı? Anlaştık. Öyleyse konağa doğru gidelim, hadi düş peşime. Ya ebiş, ne yapıyorsun Allah'ını seversen ya? E düş peşime dedin. Ya düş peşime derken yani eteğime takıl demek istedi. Eteğimi mi? Ya İbiş, ne yapıyorsun burada, bu kadar insan var, ne yapıyorsun sen ya? Eteğime takıl dedin. Eteğime takıl derken yani arkam sıra gel, peşim sıra gel, adımlarımı takip et, benim arkamdan gel demek istedim. Anladım, tamam. Heh, hadi o zaman konağa gidelim, kaybolalım. Şimdi İbiş, şu karşı dağlar var ya, he, ormanları, ağaçlar, öbür tarafları tamamen komple bizim konağa ait, biliyor musun? Şu dağların öbür sıralarından itibaren de bize ait. Ondan sonra İbiş, İbiş, İbiş nereye gittin İbiş? Allah kahretsin, kayboldun. Ya şurada mahalleden bir arkadaş gördüm. Sen sana peşimden ayrılma demedin mi? Tamam ayrılma. Kaybolacaksın, başıma iş açacaksın yahu. Allah Allah. Takip et beni. Tamam. Ne biçim adamsın ya. Şimdi ben sana tarif ettiğim yerleri iyi bil. Onun sesi gelmiyor. Nereye gittin ya? Lan İbiş, lan nereye gittin? İbiş! Neredesin sen ya? Tam arkandaydım, birden durdum. Peşinden kaybolma demedim mi? Tamam, kaybolma. Kırma başımdan çıkardın ya, Allah Allah. Ya konağa az kaldı, yürü ya. Tamam. Bak, bak, tut. Bak, tut. Bak, tut. Bak, tut. İbiş! O sesler ne? Yürümesin. Yürüme tableti. Taşlık alanından geçiyor. Haa, yürüme tableti yapıyor. Sen taklitler mi yapıyorsun İbiş? Oo, taklit bizim işimiz canım. Vay, başka ne taklitler yapıyorsun sen?
Ben merdivenden düşme taklidi yaparım. Yuvarlanma taklidi. Gerçekten? Evet. Nasıl bir şeymiş o? Şöyle uzakta dur göstereyim. Zarar gelmesin. Aman, tamam. Aman tamam. Dikkat et. Yok şimdi size dikkat edin. Öndekiler özellikle kendini korumaya alsın. Şimdi iyi izle bak. Kaldır. Kötü. İbiş merdivenden düşme taklidi bu mu? Evet bu. Onu ben de yaparım. Bu çocuklar da yapar. Hadi yap bakalım. Bakın çocuklar. Paldır küldür. Ama ben de yaptım. Öyle değil bak. Bele iyi bak. Paldır küldür. Beli bükmüyorsun. Oho. Ama işte. Paldır küldür. O bir marifet mi ya? Eylemiyorsun bak. Eylemiyorsun. Paldır küldür. Neyse onu geç geç. Başka maharetin var mı senin? Başka? Bir de damla, su damlama sesi yapıyorum. Su damlama mı? O nasıl? O şimdi maharet mi oluyor İbiş? Tabii. Ben de yaparım. Hadi yap. Şıp, şişip, şıp, şıp. Öyle taklit mi olur ya? Bak. Nasıl olacak İbiş? Bak iyi dinle bak. Şıp, şıp, şişip. Tamam Allah'ım sen sen bırak ya. Bize de zilk yapaz ediyorsun ya. Taklit yapıyor diye tutmuşsun ya. Senin var mı yeteneği? Benim de var tabii yeteneği. Ne yapıyorsun sen? Sen gazoz sever misin? Oo bayılırım. Gazoz mu alacaksın? Sana bir gazoz açayım da gazoz iş olur mu? Aç bakalım. Tamam, şimdi şuradan bir gazoz al. Film icabı. Gazoz. Al, açacağı da evini al. Al. Şimdi onu açacağım sana güzelce. Güzelce dolduracaksın, tamam mı? Seyircisi tamam. Diye bakın. Açıyoruz. Aç. Açtık mı? Bir daha açalım. Olmadı. İkinciyi açalım. Açıyoruz mu? Evet. Şimdi dolduralım. Bardağı verinler. Temiz bardağı o, pis bardağı değil. Yavaş yavaş kazanı doldur tüpürde tüpürde. Doldur. Bir daha. Başlayacak dur. Yavaş. Dur yeni bardak alın. Tamam. Bunun köpüğü güzel oldu. Tamam. Senin. Bir taklidim daha var bitireceğim ondan sonra. Yap bakalım. Şimdi sen lavabonun tıkanmasını bilir misin? Nasıl? Lavabo tıkandığı zaman neyle açıyoruz? Neyle? Açacakla. Aç bakalım. Lavabo açacağını al. Lavabonun yanına gel. Geldim. Pompala açılacak ve su girecek. Başla. Açıldı. Açıldı gitti işte. Sen kapının yüzeyiydi. Tamam sen hadi gidiyor. Gidiyoruz konara hadi. Az bir yolumuz kaldı. Sen yavaş gidiyorsun beni takip. Dur yemiş nereye gidiyorsun dur. Allah'ını seversen dur ya. Ne oldu ya? Ne oldu neredesin? Bak orada dere akıyor. Şırı şırı su akıyor. Paldır türlü nereye gidiyorsun sen? Dere mi? Tabii dere. Ne deresi ya? Orada su akıp gidiyor. Görmüyor musun? Su akarken hiç geçilir mi paldır küldür? Bu zaman paçalara sıvayalım. Sen ne yapıyorsun Ebiş? Paçaları sıvamadan dereden geçilir mi? Bana bak. Orada köprü var köprü. Köprü var köprü. Hiç dereden geçilir mi yürüyerek? Köprü mü? Tabii. Ha şu köprü. Ha, tamam. O köprü işte. Başka köprü var mı? Tamam. Köprüden geçeceksin. Tamam geçer. Dur ne yapıyorsun Ebiş? Köprüden geçeceğim. Köprüden öyle paldır küldür geçilmez. Ya nasıl geçilir? Köprüden kibar bir şekilde geçeceksin. Bu köprü nazik bir köprü. Bir kişi buradan yarım yarım geçer. Bu köprüyü benim gözüm tutmadı. Ben yüzerek geçeceğim. Yok olmaz. Hem demiş biliyor musun? Aslında her köprüden geçmeye geçilir ama köprüden geçmeyi bilmek lazım. Nasıl yani? Köprüden geçinceye kadar ayıya dayı diyeceksin. He o iş kolay o zaman. Evet. Ay şey dayı. Dayı diyor mu ya? Geçir. Saçmalama İbiş tamam işte öyle oluyor. Tamam şimdi bak ben köprüden dikkatli bir şekilde geçeceğim. Sen tamam. De arkamdan gel tamam mı? Tamam. Evet köprü çok nazik dikkat edeceğiz. Başlıyorum ben geçmeye. Dikkatli geçeceksin. Maşallah maşallah bu kırıtmaya da köprü iyi dayandı. Saçmalayıp durma. Dikkatli geç köprüyü yıkamasın. Geliyorum. Yavaş yavaş gel bakayım. Geliyorum. Gel. Yavaş gel. Yavaş gel İbiş. Ooo. Yavaş gel. Bey amca gel. Köprü güzelmiş. Dur. Köprü yıkanacak dur. Ya gel bu köprü dur, güzel. Dur gel ama. Yapamam öyle dur. Gel. Yavaş yavaş gel. Gel dur. Gel gel gel. Oh. Aklım başımdan çıktı İbiş. İbiş. Biliyor musun? Aslında ben buraya kadar seni güzelce bir sınamıştım, denemiştim. Ben de garibim sabahtan beri kafayı yemiş diyorum ya. Ama aferin sana, sınavın başarıyla geçti. İyi, iyi, güzel. Evet, şimdi konağımıza yaklaştık, gel bakalım. Hadi gidelim. Evet, İbiş, bak,
İşte bura bizim konak. Vay vay vay, şu konağın güzelliğine bak 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 bak. Kör olasıcalar. Nasıl da yerde yaşıyorlar. Hele bak. Gidiş. Bizim konak orada değil. Bizim konak burası. Bura mı? He. Vay. Konak. Bu konak daha güzel. Buraya gidelim. Allah. Bizim konak burası. Bu konak kimin? O zengin toprak ağası Hulusi Efendi'nin konağı. Hulusi Efendi'nin. Bizim konak burası. Mütevazi. Tamam mı? Evet. Bu da olur. Şimdi üst kata çıkacağız. Tamam mı? Tamam. Dikkat et, merdivenden çıkarken iki bas bir atla. İki bas bir atla. Tamam mı? Çıkmayı anladım da o atlamalar neyi? Ah, ah hiç sormaymış. Merdivenler kacırır kucurur. Kacırır kucurur kacır diyor. Hazır kahi oldu. Şu merdivenlerde bir yerler, tamam mı? Tamam. Ben atlıyorum, sen arkamdan gel. Bir, tamam. İki. Dikkatli gel, merdivenler şey olmasın. Tamam. Kırılır. Bir, hadi gel. Hadi. İki. Dikkatli gel. Bey amca geliyorum. Gel. Hop! Merdivenler cümlesinden. Ya daha hiç merdiven yapmışsın. Ya öyle olur mu ya? Hadi gel bakayım kara kısmı. Bir. İki, dikkatli gel, aman ha. Geliyorum. Ama merdivenler kırılmasın, gözünü seveyim bebiş. İki, sıfı dur. Tamam mı? Hadi. Ne yapıyorsun bebiş ya? Ya daracık merdiven yaptırmışsın. Bunu gel buraya, ha, gel çıktım çünkü. Evet, işte burası bizim konağımızın hayatı. Bak bebiş, burası selamlık bölümü, burası haremlik bölümü, tamam mı? Haremlik ne taraf? Haremlik bu taraf. Hop 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 şu. Gel bas. Ben çalışmaya başladım. Haremlikten başlayayım işte ya. Bana bak, dinle saçmalama. Bana bak. Senin odan üst katta, tamam mı? Daha bunun üstü de mi var? Evet, daha üstü de var. Üstünde de çatı katı var. Çatı katı. Ayrıca bir de bu evin bodrumu var. Bodrumu mu? Daha da altı var mı? Daha da altı var ama orada dedem yatıyor. Dedem mi yatıyor? Tabii. Yahu sen vicdansız mısın? Bu havada gün görmez, güneş görmez. O adamı niye koydunuz oraya? Aa, hiç sormaymış ya. Rahmetli dedem ölmeden önce mezarlığa götürdük, yer beğenmedi, biz ölümünü yakın bodruma getirdik, oraya gömdük, orada öldü. Ben hayatta girmem oraya. Sana git diyelim ki, senin bodruma inmen yasak, eğer oraya inersen dedemi korkutursun, inme. Yok yok, hayat inme. Tamam mı? Tamam. Evet, şimdi hadi sen konakla açıyla bahçıvanlarla falan tanış, tamam. Zira yarın bizim seninle çok, pek çok önemli bir işimiz var. Önemli mi? Hem de nasıl, hiç sormuyor bir şey. Ne işiniz o? Ah ah gibi işler gibi değişiklikmiş. Benim bir kızım var biliyor musun? Allah mı? Evet. Benim bir kızım var. Uzun zamandan beri birçok talipler geldi, gitti, geldi, gitti, istediler falan. Kızın kısmetini kapalıdı, nedir bilemedim. Bir türlü birisinin nasip olmaz. Öyle mi? Öyle, öyle. Ne sen yaptın? Kaç yaşında? Sana ne benim kızımın yaşında? Kızma efendim, benim de eşim dostum var. Aha, aha tamam tamam. Şey, benim kızım Tuz. Yemek tarifimi sorduk be amca, kızın şey, yaşını sorduk. Ha, şey, benim kızım Tuz, otuz filan. Otuz filan. Otuz filan dediğine göre daha da var. Şey, otuz dokuz buçuk. Aa, sen bu kızı hayatta verme. Ya, neden? El kadar kızı erken yaşta kocaya verdi, başından attı derler. Sahi mi söylüyorsun ya? Allah. Ben var ya, ben bir kızıma 80 yaşına gelinceye kadar bakarım. Bak canım bak, nasıl olsa yolun yarısını gelmişsin. Tamam neyse, bırakalım da onlar da. Hadi, şimdi sen konaktakilerle tanış, ben de diğer işlerimi göreyim. Sabah erkenden buluşalım, tamam mı? Tamam. Haydi, daha sağlıcaklar. Kusura bakmayın. Baktım bile. Özür dilerim efendim. Korkuttum sizi. Özrün kabahatinden büyük. Acaba siz ne iş yapıyorsunuz bu konakta? Önce sen cevap ver. Bu saatte bu konakta bir yabancının ne işi var? Efendim ben konağa kahya olarak girdim bugün. Kahya öyleli 3 yıl oldu. Ya ben bugün yeni işe girdim. Bey amca iş aldı bugün beni. Kahya olarak başladı. Siz acaba hizmetçi misiniz? Şuna bak şuna. O zaman kesin aşçısınız. Vay utanmaz vay.
Karından bahçıvan olur mu bir ya? Bahçıvan o zaman. Değilim. Bahçıvan da mı değilsiniz? Peki kimsiniz o zaman siz? Ben bu konağın kızıyım. Kızı mı? Şimdi çekilin önümden, yoluma gideyim. Buyurun efendim, bütün yollar sizin olsun. Tuz. Otuz. 39.5. Ben bunu alırım. İbiş, ne yaptın, rahat yatabildin mi gece odanda? Rahat yattım, çok rahat. Ya bu yukarıdaki yatakta daha önce hiç yatan yok muydu? Orası 2 sene önce ölen rahmetli Kahya'nın yatağıydı. Rahmetli Kahya'nın mı? Her gün kesin bitten ölmüştür. Daha iyi İbiş, daha iyi. Bak, burada parmağın altında tut. Çak! Pire atta bir yiğitte bulunur. Sevinmen lazım. Aman ne yiğit, ne yiğit, ne yiğit. Ha. Neyse, gevezeliği bırak da şimdi önemli bir şeyden bahsetmiştim ya. Evet. Ha, oraya gelelim. Bana bak. Ben ne yaptım biliyor musun? Bunun evet. için bütün kızın taliplerini bir anda peş peşe çağırdım. Evet. Dedim ki hepsi gelsinler, hepsini göreyim. Ondan sonra işlerinde en iyisi hangisiyse seçip ona vereyim kızımı. Evet. Ne yapalım biliyor musun? Sen kapıda gelen bütün talipleri karşıla, tamam. bana gönder. Tamam. Ben de bir iki kelam edeyim. Sonra sen onlara selamlıkla bir kahve bir ikram edersin. Evet. İşlerinden en iyisini seçeriz. Anlaştık mı? Bey amca bir şey söyleyeyim. Söyle. Anlaştın, sen bu kız verme işinden anlamıyorsun. Evet. Kız bu yaşa gelmiş, evde kalmış. Neyse, mevzuya gel. Bak, ben kapıda karşılayayım. Sen tanış, selamlar gönder. Ben orada kahve verirken şöyle kafalarına vururum. Sağlamını, sakatını seçer. O yanına bu yanına koklarım. İyisini seçer, kız ona veririm. Hop dedi gibi, hop dedi. Pazardan kavuk kartuz mu alıyorsun mübarek? Bırak. Seçmesini ben yaparım. Tamam da ben de adamın keleğini iyi bilirim ha. Tamam, neyse gevezeli bırak, hadi kapıya git. Şimdi gelmek üzere var orada. Hadi gel, tek karşılayalım onları. Hey amca. Evet. Burada bir horon tepen bir adam var. Gönder gelsin, taliplerdendir. Kavuşan gel. Gel daha gel. Hem oran tepki. Babasız tanrısız kabuğum kızım. Babasız tanrısız kabuğum kızım. Bırak beni. Ha gel. Anasız tanrısız kabuğum sözü yok mu dedi. Anasız tanrısız kabuğum sözü yok. Ha bu ne bir konaktır ya? Uy, sen de kimsin ya? Ben oğlum, ya sen kimsin? Ben de beni. Sen oğlum, ben de ben. Tamam. Yavrum senin adın ne? Sen benim anam mısın? Allah Allah ya. Bu nereden çıktı ya? Ne anası? Ben yarım dedim. Çattık ya, vallahi çattık ya. Nereye çattın, bir yerine çattın? Yavrum diyorum ki bak, senin diyorum, adın diyorum, ne diyorum, senin adın ne? Benim? Evet, senin. Benim? Allah Allah yahu, evet, senin adın ne? Benim adım Kemal. Çok şükür öğrendim. Kemal Efendi, söyle bakalım, babayın adı ne? Benim mi? Evet, senin. Benim mi? Ya evet, senin. Benim, babamın adı Ali. Ali mi? Oh, çok şükür. Söyle bakalım, onu da öğrendik. Ananın adı ne? Benim mi? Yok, benim. Anam baba, ben senin ananın adını nereden bileyim ya? Ya Allah Allah, ya kardeşim, ben senin ananın adını soruyorum, senin annenin adını soruyorum. Ama tabii kendi ananın adını sordun. Ya kardeşim, vazgeçtim, ben senin ananın adını soruyorum. Vazgeçme, erkek adam sözünden dönmez. Ananın adı ne? Melek, anamın adı Melek. Benim şeytan. Şeytan mı? Vah, şeytanın isim olur mu? Bana baba hep şeytan dedi. Vah Ali babam, vah. Kardeşim demek çok ciddiymiş. Demek öyle. Neyse. Onu başlıyor da, evladım sen hangi işle meşgulsün? Görmüyor musun? Sadece cevap vermekle uğraşıyorum. Tövbe yarım. Yani demek istiyorum ki, karnını neyle doyuruyorsun? Yemek lan, yasak. Tövbe yarabbim. Yani senin bu uğraştığın işin, gücün, sanatın yok mu? Oy, parayla saadet olmaz. Zamanlık seyran olsun. Her iş güler. Yoluna alışırsın aşkına. İyi. Sen ben böyle tuttuğuma bakma. 30 metreden sinahın
erkek mi dişim olduğunu bilir. Evet. Yüzde yüreğim karıncanın ayağın izinden kaç numara çiğdiğini bilir. Yedi tane arasında yüzü kadarlık adamın ensesini görürüm ha. Amma da attın be, amma da attın ya. Oy sen demek benim atıcı olduğunu bekliyorsun. Attımı vururum ha. Tamam tamam Temel Efendi. Söyle bakalım sen buraya niye geldin biliyor musun? He ya bilmem. Burada bir kız var. Onun çeşme başını görmüş. Hele bir gözü var. Hele bir gözü var. Oy. Hop hop hop. Bir gözü değil. İki gözü var. İki gözü. İki mi? He. İki gözü var. İki gözü var. Oy ben ona kurban olayım. Onun da anası mı doğur? Yok. O zaman anasının işi vardı. Onun babası doğurdu. He be. Desene ne başkanım var bu kızda. He. Ya hele bir ağzı var. Hele bir ağzı var. Hah, bunu o, doğru bildin. Bir ağzı var. Hele bir burnu var, hele bir burnu var. Göreceğiz. Aferin, onu da doğru bildin. Bir burnu var. Hadi sen içeri git de. Kahya sana bir kahve içeceğiz. Ya, daha sonra görüşelim. Hadi canım, hadi. Ya nasıl da adam oluyor? Hiç sonra görmeyecek miydik? Ya olur, hemen olur mu öyle? Ya, daha sonra görüşeceğiz seninle. Ama ne kadar saf uzun insanlar var ya. Kızı görseydin. Ya, bak, 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 bak. Ne biçim sapıştı insanlar bunlar ya. Ya bir kıza baksaydık mı? Ya lan herkese gel lan buraya. Tövbe yarabbi. Bey amca. Evet. Ağır bir abi geldi. Gönder bakalım gelsin. Biz erkek adam derler, isyan takarız. Öz kalbinle basarız da, kaytan bıyık vurarız. Alem bize dark edip, cekete ısmayız. Hey, kim ulan bu konağın aslı? Kim lan? Yerim valla, yerim lan hepinizi. Eyvah bu kesat 3 günden beri aç. Kendi, hoş geldin evladım, hoş geldin. Hoş bulduk baba. Eyvah bulduk galiba. Ne dedin? Şey dedim evladım, sen de talip misin? Ne talibi ya, adımı söylemedim daha. Allah Allah, ya kızma evladım kızma. Ya metin ol yavrum, metin ol. Az şimdi metin dedin, ne metin? Metin değil benim adım. Ya Allah Allah, ya yavrum. Evladım baksana, sen doğru yere, doğru adrese geldiğinden emin misin ha? Emin misin? Yahu bu adam bana isim uyduruk duruyor. Yahu bilmiyorsan sorsana. Benim adım Rıza. Yahu yiğit namıyla anladın. Arrrrrsız Rıza. Anladın mı baba? Şey anladım, hırsız Rıza Bey oğlum. Şey, arsız Rıza Bey oğlum anladım. Peki acaba hangi işle meşgulüz? Ne demek? Bir işin mi olması lazım? Tabii canım. Zira işi olmayana kız vermezler. Ha şey ben şey satarım. Şairim ben. Şair. İyi de şairlik kaç kuruş para getirir ya. Şaire kim kız verir ya? Evelallah gözümüze gönlümüze tok. Öyle mi? Tamam. Peki madem şairsin bir şiir oku da dinleyelim. Peki. Dedim inci nedir? Dedi dişimdir. Dedim kalem nedir? Dedi kaşımdır. Dedim 15 nedir? Dedi yaşımdır. Dedim daha var mı? Dedi ki yok. Dedi ki yok. Yok. Kusura bakma evladım, bu şiir sana mı ait? Elbette bir şüphen var. Şey ne bileyim sanki bu yerden Erzurumlu Emrah'a ait olduğunu sanıyordum da. Kim ulan Erzurumlu? O Erzurumluysa ben de kan taralıyım lan. Adamı yerim ha. Kafasını bu. Ha. Şey kusura bakma. Bir ona söyle. Her gördüğü şiire verin demezsin. Beni sinirlendirmezsin. Tamam. Kusura bakma evladım. Yarın ben Çeşme başında Erzurum'un Emrah'ı görür. Ya Emrah efendi yapma etme bak. Herkesin şiirine sahip çıkma. Kankarımlar burada ayağa kapıyor derim. Tamam evladım. Canını sıkma. Beni sinirlendirme. Ben adamı keserim. Kes abi. Kafasını koparım. Kopar kökünden. Dişlerini sökerim. 32'sini birden sök. Bağırsaklarını çıkarım. Dalağından girer. İtlerinden sökerim. Kesin sen kapat kasapsın. Lan ne kasabı lan? Şairinde bir şey kusura bakma. Şaka yaptım şaka. Vallahi böyle gide sonra da yapacağım ha. Ben sinirlendim. Tamam. Sen şiir yazar mısın? Vallahi bir zamanlar yazardım. Oku dinleyin. Yalnız işte şu anda yazmıyorum. Ben küçükken bebekken yazardım.
Lan insan küçükken bebekken şiir mi yazar? Yazar! Şey yazmaz tabii ya. Büyüdükten sonra yazar. Tabii büyüdükten sonra yazar. Şşş laf evvele ek gelen etme. Okuyayım değil mi? Oku. Okuyayım şiir değil mi? Tamam. İstanbul'dan Üsküdar'a yol gider, hanımlara deste deste gül gider. Nasıl beğendin mi? Aferin. Aferin. Tamam. Neyse. Şimdi sen içeri git. İstirahat buyur. Kahya soylu kahve ikram etsin. Ya yavaş. Yahu daha ebedi sohbette bulunacaktık. Ebedi değil de edebi, edebiyatta, edebiyat sohbetinden efendim. Biz seninle daha geniş bir şekilde edebiyattan, şairlerden, şiirlerden bahsedelim olur mu? Sen bir istirahat buyur. Ondan sonra görürüz. Hadi kahve yok. Öyle desene ya. Tamam. 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 Ben sinirlendirme. Tamam. Ben adam keser. Allah Allah. Kafasını yapar. Eyvah. Dişlerini seker. Bastana sen bunu. Ne oluyor ya? Bir edemi keserim. Bir edemi keserim. Lan sen kim oluyorsun lan? Kaç parlak adamsın lan? Şuna bakalım bize posta koyuyor. Kantar'dan gelmiş. Lan neresi? Kurma! Hadi! Atma! İstirahat duyuyorum, istirahat duyuyorum. Hadi! Ben istirahat duyuyorum. Bey amca! Evet! Bir titrek geldi. Titrek mi? Allah Allah. Evet, titriyor. Gönder tariflerdendir. Hoş geldin evladım, tamam. Evladım, senin adın ne? Cemalettin. Baksana, anam babam sana bu ismi verirken çok düşündüler mi? Cemalettin efendim, şey, bana bak, ben bu ismi beğenmedim. Çok uzun oldu. Kısaca senin adın Cem, tamam mı? Ben sana Cem diyorum. Cem, söyle bakalım. Cem. Hah, şükür. Şimdi ben sana sorayım diyorum. Anam baban var. Anan var, baban yok. Baban var, anan yok. İkisi de yok. Çok güzel anlatıyor evladım. Çok güzel anlatıyor. Peki Cem Efendi söyle bakalım. Sen ne iş yapıyorsun? Ama dur söyleme. Ben sana meslekleri sayayım. Sen bana iş yapıyorsun tamam mı? Sen at arabacısın. Faytoncusun. Marangozsun. Dülgersin. Kasapsın. Manavsın. Oo, değilsin ya kardeşim sen nesin ya, necisin ya, ne iş yapıyorsun sen ya, hiçbir değil. Ben hurdavatçı da değilim. Ha, tamam, hurdavatçı da değilsin, peki sen nesin o zaman ya? Ben nalbat da değilim. Peki, nesin o zaman sen? Ben memur. Memur, ha, iyi de, diyelim ki memur, böyle bir zamanda. Memura kim kız verir Allah'ını seversen yahu? Hem sana işi düşen vatandaşa vay vay. Bir hafta mı iki hafta mı? Kim kız verecek sana yahu? Benim. Ya. Yan gelirim var yahu. Yan gelirim mi var? Yan gelirim var. Cem Efendi söyle bakalım. Senin ne tür yan gelirlerin var? Anlat da dinleyelim. Üç katlı ev, ne güzel. Devam taşıra. Bo. Dur evladım. Olur mu dur? Bakma yapma öleceksin. Bo. Boğazdan işte.
Ayı. Ayı mı? Yalı. Ha, boğaz, boğazda yalı. Bir yalı. Ne yalı. Güzel. Başka ne tür yanların var? Havuz başı ev. Ha, havuz başında ev var. Evet. Başka yanların var mı? Yeter, bu da yeter. Bana baksana Cem Efendi. Doktorlar senin bu durumda, bu vaziyette evlenmeni rapor verirler mi? Ne gerek var ya? Ne gerek var olur mu canım? Ne gerek var olur mu? Öyle şey olmaz. Ya ben biraz kekemeyim. Kim demiş sen kekemesin diye? Kim demiş? Hiç de belli olmuyor. Vallahi belli olmuyor ya. Hiç belli olmuyor. Sen söyle. Kimse belli olmuyor. Acını vermez. Eyvallah Cem. Cem seni hangi kız beğenmez? Maşallah her tarafı fıkır fıkır, şıkır şıkır, tıkır tıkır oynuyor. Kim beğenmez seni ya? Seni Tamam. Cem Efendi. Hadi sen bir istirahat buyur. Bir kahve iç. Daha sonra görüşelim. Kahve iç hadi. Hadi patırdamadan kahve iç hadi. Beğenir canım hadi. Biraz. Yok. Yok gözünü sever gibi yok ya. Hiç sağlamla çakmadık ya, deliler patlarası dönüldüler ya. Bey ya. Bey amca. Hele gel bir gel. Gel bayı ne oldu gel, kimin gel. Oldu Allah kahretsin ya. Ne olacak benim halim ya. Ustakta sıkıntı çıktı gel hele. Kimse yok mu? Oo, boş bana. Aa, burada piyano var. Sen de nereden çıktın, nereden geri zaman geldin? Vallahi aralık bulmuşam, kapıdan girmişim. Allah Allah. Selamun aleyküm. Aleyküm selam evladım, aleyküm selam. Merhaba. Gözün iyisin inşallah. Gözüm iyi de kulağım biraz az duyuyor tamam. Ya ne gözü ne kulağı? Bey amca. İşittim ki burada güzel bir hatun varmış. Hardacı. Harda ne hardası? Harda. Harda, burada. O zaman ben onu görmek isterim. Hop. Dur bir dakika. Ben onu görmek istemem olmaz. Hele dur bakalım. Hırlı mısın, hırsız mısın, arlı mısın, arsız mısın, in misin, cin misin, nesin, neyin nesin? Bir anlayalım hele, hem sen kimsin, memleketin neresi senin? Valla ne hırlıyım ne hırsızım, ne arlıyım ne arsızım. Havadan doğma, Adem'den olma insan evladıyım. Memleketim Azerbaycan'dır. Azerbaycan'da mı? Ta Azerbaycan'da Gölbaşı'da ne iş? Gölbaşı'da benim ikinci memleketim. Ya ikinci memleketim. Peki senin başın memleketin vardır? Var tabii. Kudüs var, Bağdat var, Şam var, Kerkük var. Ha, Şam var, Şamdatlı var, Halep var, hepsi var.
Peki anan baban var mı? Harda, harda. Ne harda, harda? Gitti, gitti. Gitti, nereye gitti? Ahirete gitti. Cız. İşte yok, baba yok. Kardeş mardeş, eş bir şey yok. Vah 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 vah, üzüldü. Tertemiz. Tertemiz, tertemiz. Bana bak. Senin evin nerede? Vallahi benim evim aha. Nasıl? Aha benim evim. Nerede akşam, orada sabah. Öyle şey olur mu canım? Öyle şey olur mu? Nerede akşam, orada sabah olur mu? Çül yok, çaput yok. Çül yok, çaput yok. Ana yok, baba yok. Kardeş mardeş, eş bir şey yok. Tertemiz. Tertemiz. Bana bak, bana bak. Madem senin anan yok, baban yok. Sen evlenme, ömür boyu hiçbir şeyin olmasın, tamam mı? Olur mu canım, ihtiyarlık var. Ha, sen ihtiyarlık için evlenmeyi istiyorsun. Hastalık var. Sen de hastalık da için evlenmeyi istiyorsun, öyle mi? Tabii, tabii. Anladım. Evlen, sen ne iş yapıyorsun öyleyse? Ne iş vardır bu ahir dünyada? Vallahi bu ahir dünyada her iş vardır. Yeter ki sen iş yap. O zaman ben her işi yaparım. Memur olurum, esnaf olurum, arpa olurum, buğday olurum, yeri gelir eşek olurum, at olurum. İçkim yok, kumarım yok. Erken yatırıyorum, erken kalk. Tamam öyle, tamam. Madem öyle, şimdi ne yaparım biliyor musun? Hadi sen git, kahve sana bir kahve içirsin. Seninle daha sonra bir görüşelim, düşünelim meseleyi, olur mu? Çul yok, çaput yok, kahve var. Ha, kahve var, kahve var. Kahve var. Kahve var. Ekmek var. Ekmek de var. Peynir var. O yeter mi yeter, lokantam burası. Utanmasa ben de yatacak yer isteyecekler. Defol şuradan ya. Allah Allah. Çorba var mı sıcak? Ya Allah, kızdırma beni ya. Biz sağlamadan da çatmıyoruz ya. Ben ne yapacağım ya? Ne olacak benim halim ya? Ne be ya? Bey amca. Evet. Bir bayan geldi. Bayan mı? Evet. Yok, davetler arasında kadın yoktu ama. Allah Allah. Vallahi bilmiyorum burada. Gönder bakayım. Allah Allah. Buyur bacım. Belki kadın davet etmedi. Buyur bacım, hoş geldin, sefalar getirdin. Hoş bulduk ağam. Buyur. Ağam Allah rızası için. Evde bir kardeşim var, benden 7 medetim var. Allah rızası için. Ha. Yani sen de talip misin demek? Talipli? Yani sen de kardeşin içinde mi geldin demek istiyorum. He, aynen öyle ağam. Ha, tamam. Kardeşin gelmedi, sen gelmedin. Peki, söyle bakalım bacım. Senin kardeşin ne iş yapar? Bir iş yaptığı yok ağam. Yatalak durumda. Her tarafı felç. Yemeğini bile ben yediriyorum. Yatalak mı? Hacı senin var ya kardeşin durumuna ben çok üzüldüm gerçekten var ya. Gerçekten çok üzüldüm. Ne yapalım biliyor musun? Sen git bire. Selamlıkla bir otur kahveyi için. Ben bir düşüneyim. Değil ya mi? Ne kardeşim düşünmesi? Ne vereceksin, ben de gideyim. Lan hemen öyle olur mu canım ya? Usul var, adap var canım bacım. Yapma beni, zorlama ya. Hadi git içeri de biraz istirahat et. Allah Allah ya, bu insanlar ne kadar sabırsız olmuşlar. Allah Allah, Allah Allah. İbiş tamam mı herkes? İbiş, İbiş gel buraya İbiş. Öldüm İbiş. Öldüm İbiş. İbiş öldüm, gel buraya. Yandım. Yandım tutuştum İbiş. Yandım tutuştum İbiş. Hiç bunların için aklı başına gelmez. Nereye yanıyor? Nereye yanıyor? Yandım İbiş. Dur İbiş. Nereye yanıyor? Dur İbiş, ne yapıyorsun ya? Allah Allah. İçin yandı, için. Yüreğim yanıyor. Kalbim yanıyor. Aç ağzını, aç ağzını. Ben. Aç ağzını. Yapma İbiş. Öldürdün beni ya, bir lafandı. Dürüst anla gözünü sevdiğimi ya. İbiş, ne olacak bu haller İbiş? Ne oldu? Benden için ok, evimiz, benim ev akıl hastanesine döndü, oğlum deliler hastanesine döndü. Hiç sağlam adam yok bunların içinde. Ben bunlarla nasıl kurtulacağım? İbiş, yandım ben, tükendim. Oo bey amca, derdettiğin şeye bak ya, ben kurtarırım seni bunlardan. Sahi mi? Evet. Sen bunlardan beni kurtaracaksın. Tabii, o iş bende. Biraz zor ama nasıl kurtaracaksın? İbiş baksana, hepsi birbirinden derdi. Biliyor musun, benim dedemin, halasının bir komşusu var. Bende dede çok. Halasının kocasının bir kız kardeşi varmış onun da. O öyle bir fesat, öyle bir fesat, öyle bir fesat kadınmış ki. Tam 5 tane yuva yıkmış. Vay 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 vay. Abi ya. 4 tane nişan bozmuş. Oo! 6 kişiyi de kız istemeye gidemiyor. Allah Allah. Tabii canım. Deme be. Valla o iş bende. Yalnız bir şartım olacak. Şartını söyle. Beni şunlardan, delilerden kurtar. Yeter ki sen bir şart söyle. Yok, şimdi söylemem şartını. Tam o zaman söyle o zaman. Sonra söyleyeceğim. Tamam. Ama şartımı muhakkak yerine getir. Tamam, yeter ki beni kurtar. Yeter söz mü? Söz, söz dedi. Yeter ki sırtımdan şu yükü. Yemin et. Yemin ettim İbiş, yemin ettim, tamam. Beni kurtar İbiş. Vallah de. İbiş, vallah dedim İbiş. Gözünü seveyim İbiş.
Ben ölem de. Ben ölem bir iş. Hadi her şeyini yapıyorum bir iş. Bekle beni. Ben eşakla bana çevreden bir iş ya. Ben nasıl kurtulurum bunlardan ya? Ben nasıl yaparım, nasıl yaparım, ne yaparım ben ya? Nasıl olacakmış bilemedim ki. Nasıl kurtulayım? İbiş, İbiş sen ne yapıyorsun? Yahu. İbiş, evimde yeterince deli var, bir de sen yaklaşıyor musun onların için? Anlamadın mı ya? Senin kızım olacağım kızım. Ha. Vallahi yavaş yavaş anlamaya başlıyorum herhalde İbiş ben... Vay 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 vay. Ulan İbiş, bu muydu senin planın? Tabii. Fesato'nun akrabalarından bunları mı öğrendik? Oo. Vay 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 İbiş. İbiş. Şöyle miydi İbiş? Lan maşallah İbiş. Yakıştı lan. Anana benzedin aynı. Güzel oldu mu? Lan güzel oldu dedi mi İbiş? Vallahi maşallah. Lan nazar değmesin İbiş. Aman İbiş. Aman İbiş. Beni şunlardan kurtar İbiş. İnşallah bizim numara tutar. Tutar tutar. Bizim numara tutmazsa yandı gibi iş. Ya tam kurtulacağız ya tam batacağız İbiş. Güven bana. Güvenir sana İbiş. Hadi İbiş. Nasıl yapıyorsun şimdi İbiş? Bana bir yol göster. Ben elem ayağım şaş İbiş. Ne yapıyorsun bak, şimdi? Bak bey amca. He. Sen önce şu kadın var ya kadın. Kadını çağır. Kadın yerse hepsi yer. Ya kadını ben çağırmadım. Kadın nereden gelmiş bilemedim ki. Neyse çağırırım. Kadın geldi orada. Bana bacı. Da... Gel bakalım bacı. Gel. Gel buraya. Gel bakalım bacı. Gel. Sen az önce kardeşin durumunu anlattın ya. Ben ona çok pek çok üzüldüm. Anladın mı? Onun için hadi sen de kardeşin adına bak şuna. Ne kızı ne bakması? Ya işte bu kıza bak işte. Tövbe tövbe. Ya sen talipli değil misin kadın? Ne taliplisi be? Yoldan geçiyordum. Baktım koskoca konak. İçeri gireyim. Belki Allah rızası için elime 3-5 kuruş sıkıştırırlar dedim geldim. Gelmez. Konmaz olaydım. Bana para vermek yerine evde kalmış kızınızı bana yamamaya çalışıyorsunuz. Vah dedi vah dedi ileri gitme. Şuna bak kızla kız olsa bari ya, şapşayım. Sen kardeşim. Senin oğlum bir tek giyindim. Ya kadın. Sen, hadi oradan su nedir? Sen kardeşin için kız istemeye gelmedin mi buraya? Gelmedim. Ay vah talipler arasında kadın karışmış. Dilenci karışmış. Bacım bacım hadi şuradan git işine bak. Bak çok ileri gidiyorsun. Hadi hadi. Ya bu zamana kadar beklettim bari 3-5 kuruş ver ya. Of, ne kadar arsız bir dilenci bu ya. Kadın git şuradan bak. Bizim derdimiz bizi yatıyor. Defol şuradan ya. Ya biraz ha, biraz bak. Biraz. Allah Allah. Defol şuradan dedik. Konağınıza hayatınıza sizin olsun be. Konuşmamız. Konuşmam. İbiş. Bak bu dilenci nasıl karıştı bu tabipler arasına. Ne bileyim ya istemeye geldim dedi. Çok şükür. İyi başladık İbiş. Şimdi sıra kimde? Kimi çağıralım? Karadenizli'yi çağır. Bana Karadenizli mi? Oy Temel kardeşim. Temel kardeşim gel hele gel gel. Gel hele gel. Armudun dalınayım, aksel sarınayım. Bulamadım bir karı. Ben kime sarılayım? Kemençenin telini kesip bekleyeyim. Bekledim 7 sene, daha bekleyeyim mi? Bekle! Bekle yok gel. Tamam. Evet. Evet. İşte Temel Efendi, kız bu. Hadi git bak. Oy, çekinmeyorum. Çekinme canım, çekinme git bak, hadi açta bak. Ya yersen? Yemez, yemez, ben ona tembih ettim, yemez. Yemez de? Yemez, yemez, korkma sen git aç. Ya yersen? Ya bana bak kardeşim, açacak mısın, açmayacak mısın? Tamam, tamam. Ya yersen? Ya git bak, yemez dedim ben sana. Dur bakalım. Tövbe bismillah. Tövbe bismillah, elhamdülillah. Gözük mü bozuk? Uy ha bu ne bu? Tamam işte kız bu. Femel Efendi kız bu. Bu iki gözü olan kız. Evet iki gözü olan kız bu. Hadi git bak. Ya bu kızın gözü var da yok gibi. Bize bakın bir soğuk akıyor. İkincisi bir burnu var aha köfte gibi. Bir sakalı çıkmış ama hoş da ya, o gibi. Kız da kazandı, kim ya? Ya bırak canım sen abi, sonra kızın beğenileceğiz ya. Beğenmezsen beğenme adamın canını sıkma ya. Kardeşim adı mı söylemiyor musun kızı? Adı mı canını sıkma? Başka kız yok mu? Bana bak, sen burayı patlayın, nereye mi benzettin ha? Kızma da kızma, bu güzelliği görecek bir tek şaşır verdim. Ne diyeceğim, bana verdim ya. Anlama gel, ha şöyle gel. Müsaade et de biraz. Düşün ne? Düşün, sen düşün. Biz burada seni dört gözle bekleyeceğiz. Ben bakarsın.
Biz seni dört gözle bekleyeceğiz, tamam mı? Sen dışına dur. Ama bu kızın var ya, bu kızın az kon geliyor peşimden. Tamam, tamam, tamam. Haydi. Tamam, tamam. Tamam ya, o tamam. Yapma şimdi. Ya ne oluyor? Tahmin ettiğimizden kolay gidiyor vallahi, iyisi yürüdü. Şimdi kimi çağıralım abi? Azeri çağır, Azeri. Azeri mi? Benim Azeri kardeşim, torpağım, gelir misin? Gelmiş abi, gelmiş. Gel kardeşim, gel. Gel. Maşallah, maşallah. Bak, bu. Semiz gibi bu ya, maşallah. Maşallah, maşallah, kilosunuz tam yer. Bakabilirsin. Hadi tabi. Hadi aç. Beğendin mi? Ya bu maşallah kilolu dedim de bu zayıf oldu bu. Bu sana bakıyor sana. Kime bakıyor? Bu sana bakıyor, sana bakıyor. Bu bana bakıyor gibi ama sana bakıyor. Yo, bir şey olmaz, o pusur sayılmaz. Gözü dışarıda olmaz bunu, sana bakıyorum. Ya bu içeri bakıyor gibi ama. Yok. İçeri bakıyor. Öyle olduğuna bakma bunu. Huyu güzel, huyu güzel. Ya bey amca, huyu güzel de tüyü bozuk. Allah Allah. Yahu kardeşim, biz sana zorla kızım beğendireceğiz ya. Beğeniyorsun işte, burada al. Vallahi bunu zorla birine beğendiresin. Ya bunu kardeşim. Yahu sana ne yahu, sen alıyor musun almıyorsun, beğeniyorsun beğeniyorsun, zorla beğendirecek halimiz yok. Ben mekan mı kalacağım? Yahu sen de nasıl bir yerde diyorsun, harbi dağın başındasın. Harda, burada, dağda. Git nasıl bir nere kardeşim, burada yok. Amcam ben seni çok sevmişim. Hop dedik. Evlenecek kız burada, ben değil. Tamam mı? Bu kız kime çekmiş? Yahu kardeşim, sana ne kime çekmişse çekmiş ya, sana özel hayatı yahu. Allah Allah. Anasına mı çıkmış? Bana bak. Sen çok ileri gidiyorsun. Her şeye karışıyorsun. Sus. Altında çapanoğlu çıkacak. Allah Allah. İleri gitme. Bırak adam. Senden değil mi yoksa bu? Ya sonra kim dersin? Kimsin? Ya bırak ya. Git. Bu sana hiç benzemiyor. Ben sana zorla kızım. Kime benzerse benzer kardeşim. Ben sana zorla kızım. Git hadi. Ya, git şuradan. Bey amca. Allah Allah. Ben ne yapacağım? Ben bekar mı kalacağım? Ne haz edersin hep bana derdi. Bana da işte. Birini bulasın. Oğlum git, burası sen bildiğin yerlere benzer. Var mı sen git şuradan. Bey amca, konuşsaydık, ben mekan kalmak istemiyorum. Evladım bak, hastalık var, karışıyorsun. İhtiyarlık var. Oğlum bak, gözünü sevdiğim, terk et burayı. Bak sen benim kızımı beğenmiyorsun. Zorla beğendirmek durumunda tamam değil. Be. Git Allah'ını seversen ya. Allah Allah, git güle. Oh İbiş, bundan nasıl yedik valla. Şimdi sıra kime geldi, kimi çağırak? Kimi çağır? Kekeme'yi çağır, Kekeme'yi. Cem, dur. Kim çağıran? Cem efendi. Gel bakalım Cem efendi. Evet. İnşallah ki kaza bela çıkmaz. Gel bakalım Cem efendi. Gel bakalım. Abo. Bu. Evet. Kız bu. Hadi git bak. Kız bu. Yok, okusun sayılmaz. O orijinal özellik. Okusun sayılmaz. Onu içi temiz, içi pırıl pırıl. Okusun sayılmaz o. Sayma. Okusun sayılmaz, yok. Bu kelam çapı. Ya bana bak, kızıma kusur bulup durma. Ben diyorsam be, kusur bulup durma kızıma. Anan, önemli olan gönül güzelliği tabii. Bunun içi kalbi pırıl pırıl kızımın. Pırıl pırıl. Pırıl pırıl. Tete, teril teril. Tırıl tırıl tabii. İçi teril teril. Hadi git bak. Bakayım ya. Bak hadi git bak. Allah aşkına bak da be. Hadi bak da beğen. Bak çok beğeneceksin. Çok tatlı.
tatlı, çok tatlı, bir tane çok şeker benim kızım. Tabii çok tatlı. Hadi bak, senin ana acını görmez. Sağ olasın. Hadi git sen. Bak hadi git bak. Abo. Allah belanı vermesin. Allah senin belanı vermesin. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Hayatın mı karıştırdın lan? Manyak mısın oğlum sen? Lan bu ne? Ulan burada kaçmışsın lan bundan güzel. Sen deli misin lan? Allah senin belanı. Ana! Dilim açıldı. Vallahi dilim açıldı. Allah'ım dilim açıldı. Dilim açıldı. Allah'ım dilim açıldı. Dilim açıldı. Geliş. O senin keramet vermişik bir iş. O keramet edeyim mi? Vallahi en zorunlu atlattın. Şükür her bize. İbiş. Allah'tan belalasın. Git su badanasını yapalım şimdi. Vallahi git çağır. Kafadayı kaldı. Çağır. Ben çağıramam, korkarım. Çağır. Lan ne dürdürüyorsunuz? Ulan iki tane. Kahve dediniz, kahve de vermediniz. Ne o? Helal baba, sevdim kızını. Oh, amma da. İbiş, bu sana göz koydu galiba. Rıza Bey'e giderdim. Bu kız var ya, bu kız çok kavgacı bir kız. Bir anda dört mahalleyi birbirine katar. Çok güzel. Ya. Oldu mu olası? Pısırık kızlardan nefret ederim. Kız dediğin ciğer elinde olmalı. Tut onu koparmalı. Eyvah. Anladın mı? Ulan bu seni götürür. Rıza Bey evladım, benim kız var ya, bu kız çok yemekli, şişman, obez. Ya. İltifat ediyorsun, iftira atma. Şimdi kız dediğin şişman olmalı, göbekli olmalı, obezli olmalı. Öyle kız olur mu? Değnek gibi. Maşallah. Rıza Bey evladım, bu kız var ya, bu kız geceleri yatağını ıslatır. Ya. Doktora götürdün mü? Geçen karabasan mı diyorlar, ona ne diyorlar? Onlar böyle basmış olabilirler. Yaptı. İlk kocası da bunu yaptı ama hiçbir çare bulamadı. Adamcağız öldü gitti. Deme. Dedim bir kere. Doğru mu bu? Hem de kaç kocadan bu. Ya hatta ne yaptı biliyor musun? Son kocasının yemeğine fare zehri koydu. Garibim bağıra öldü gitti. Allah. Ya ben malımı bu sorunu söyleyeyim. İstemem ama. Demedi. Doğru olmak lazım. Baba ben bir işim vardı arkadaşlar. Davete bekliyordum. Sen bu kalsın. Tamam. Ben geleceğim. Biz bekleyelim. Buraya geleceğim ben. Tamam. Oh, en belasını atlattı gibi iş. Herhalde bitti. Oh, çok şükür bir iş. İbiş vallahi güzel tahmin ettiğimden kolay oldu bir iş. Helal olsun sana bir iş. Sizi sülerle bir şey alsın. Vallahi helal olsun İbiş. İyi de bak benim zavallı kızım. Bak. Bu derlerden hangi birisine layık bilmiyorum ki. Ne olacak benim kızımın hali? İbiş ne olacak benim? Ama sırtımdan büyük bir yükü attın İbiş. Kuş gibi hafifledin İbiş. Sağ olasın İbiş. Bilersin. Sağ olasın İbiş. Ne sandın sen beni? Vallahi tahmin ettiğimden çok güzel oldu İbiş. Ey amca, şu aramızdaki söze gelsek diyorum. Utandım ya sen. Doğru yapıyorsun valla. Güle güle harca. Bu ne ya? Sen bunu sonuna kadar helal ettin İbiş, helal hoş olsun İbiş. Sonuna kadar harca. Neyse. Bey amca, kızı bunlardan kurtardık utanmasına. İnşallah iyi bir talip çıkarıyor. Valla nerede öyle bir şey yakınımda olsaydı herhalde buradan bir kokusu gelirdi. Okunma. Tam da yakalayacak bir oldu. Bey amca. Şu Hulusi Efendi'den konaktaki Murtaza var ya. Evet, ne olmuş Murtaza'ya? Evlenmiş mi? Bize ne evlendiyse ya? Evlendi. Hem de konak sahibinin kızıyla evlenmiş. Yok ya, kahya kızı öyledir buna manyak adam. Aaa, bu laf bana mı? Ya benim sana bir lafım yok. İbiş, ben onu söylüyorum. Benim sana bir sözüm yok. Bir de ben de kahyayım. Ben sana bir şey demiyorum, ben ona söylüyorum. Konak sahibi Murtaza'yı çok severmiş. Demek ki işini iyi yapıyormuş adam. Bak. Ben işimi kötü mü yapıyor? Seni bir sürü adamdan kurtardım.
Ya döndürüp konuşturup, döndürüp konuşturup lafı kendine getiriyorsun ya. Allah yok Allah canım da yani. Murtaza eskiden konak sahibine beyin diyormuş, şimdi baba diyor. Hala teyze diyecek hali yok ya, kızını almış. Eşek adam. Tabii ki baba diyecek. Ben olsam ben de baba derim. Bak. Ulan İbiş bana bak. Senin ağzında bir baklalar. Baklalar mı? Bir baklalar çıkar. Ne baklalar? Burası lafı getiriyorsun. Ya bakla falan yok da yani Murtaza diyorum. Bak hala Murtaza diyor ya. Çıkar şu ağzındaki baklayı. Yahu kızma kızma tamam. Bakla senin kızda. Benim kızda mı? Evet. Nasıl oluyor öyle? Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızını kendime istiyorum. Öyle olmaz, öyle olmaz. Usul var, adab var, erken var, kabul etmiyorum. Görücü gönderecek. Görücü mü? Tabii. Görücü. Buldum. Bey amca. He. Senden bir ricam olur. Söyle bir şey. Ama geldik bir yaşa artık. Evlenmemiz lazım. Tabii tabii. Çoluk çocuğa da var. Tabii tabii. Bana bir kız istemeyin lazım. İsteyelim. Hadi git de. Ulan bir işlere gidiyorum ben. Ben kız babasıyım. E benim de senden başka kimsem yok. Ulan İbiş Allah canını almasın. İyi. Verdim gitti kızım. Valla mı? Verdim gitti. Allah razı olsun. Tamam. Tamam. Öpelim. Tamam. Peki. Söyle bakalım İbiş. E evlendikten sonra ne iş yapacaksın? Nerede yaşayacaksın? Anlat bakalım. İş mi? Ne iş be yani? E tabi aileyi nasıl geçindireceksin? Hey şu mesele. İş Murtaza. Bey amca, Murtaza var ya Murtaza. Yine Murtaza dedi. Tamam, tamam anlaşıldı, tamam konakta kalacaksınız falan. Madem öyle, öyleyse diğer arkadaşları da çağıralım. Seyircilerden özür dileyelim. Haydi hep beraber düğün hazırlıkları başlasın. Müzik de başlasın, hadi bakalım. Madem öyle oldu, müzik başlasın. Hadi bakalım, gelin arkadaşlar.